Merhaba çocuklar, ben Adana Gündoğdu Koleji 3. sınıf öğretmeni Gül Eser. Bugün sizlerle beraber 3. sınıf matematik dersimizde 4. ünitemizin 2. bölümü zaman ölçme ile devam ediyoruz. Çocuklar, gün içerisinde zamanı öğrenmek için saat kullanırız. Evet, 2. bölümümüz zaman ölçme, saat ve dakikayı öğreneceğiz. Önceki senelerden de hatırlıyoruz zaten. Buraya bir bakalım. Yukarıdaki görsellerde Serhat'ın bir gün içinde yaptıkları karışık şekilde verilmiştir. Saatlere dikkat ederek görselleri inceleyelim. Görselleri sabahtan akşama doğru numaralandırarak sıralayalım. Evet çocuklar, Serhat sabah saat 7'de uyanıyor. Daha sonrasında saat 7.30'da kahvaltısını yapıyor. Saat 8'de evden okula gitmek için çıkıyor. Saat 10'da okulda olduğunu görüyoruz görselde. Ve daha sonra saat 21.00'da, yani akşam 9'da yatağa uyumak için giriyor. Gün içerisinde yaptığı etkinlikleri sabah saat 7'den akşam 9'a kadar bu şekilde numaralandırabiliriz. Çocuklar, biz bu şekilde geçen sene de öğrenmiştik. Analog saatimizin üzerinde akrebimiz ve yelkovanımız vardı. Akrep kısa olan saati gösterirdi. Yelkovan uzun olan ise dakikayı bize gösterirdi. Örneğimize bir bakalım. Ayfer Hanım'ın saat 11'de telefonu çalar. Komşusu Gülten Hanım Ayfer Hanım'ı oturmaya çağırır. Ayfer Hanım, 15 dakika önce fırına kek koydum. Kekin pişmesine 15 dakika daha var. Keki fırından çıkarınca gelirim der. Daha önce öğrendiklerimizi hatırlayarak aşağıdaki saatleri inceleyelim demiş. Çocuklar, Ayfer Hanım'ın saat 11'de telefonu çalıyor. Öğleden önce 11'de telefonu çalıyor ve komşusu arıyor. Komşusuna 15 dakika önce keki fırına koydum diyor. Yani 11'den 15 dakika önce saat 10.45'i gösteriyordu. Keki fırına koyduğu saat 10.45. Komşusunun aradığı saat 11. Ve 11'de komşusuyla konuşurken komşusuna kekin pişmesine daha 15 dakikanın kaldığını söylüyor. Yani 11'de komşusuyla konuşuyor ve daha 5, 10, 15 dakikasının kaldığını söylüyor. Yani 11'i çeyrek geçe keki fırından çıkaracağını söylüyor. Evet, ikinci örneğimize bakalım. Sema ve Süheyla aynı anda yapboz yapmaya başlarlar. İkisi de yapbozunu farklı saatlerde tamamlar. Sema ve Süheyla'nın yapbozu tamamladıkları saatler aşağıdaki modeller üzerinde gösterilmiştir. Saatlerin okunuşlarını inceleyelim diyor. Evet, Sema'nın yapbozu 11.55. Öğleden sonra 3'e 5 var şeklinde okuyabiliyoruz biz bunu. Yani saat 3'e 5 kala 14.55'te tamamlıyor. Süheyla ise yapbozunu 15.10'da, yani saat öğleden sonra 3'ü 10 geçe tamamlıyor. Evet, iki sayı arasında 5 dakika bulunur. Çocuklar, saati incelediğimizde 12'den 1'e kadar 5 dakika, 1'den 2'ye kadar 5 dakika, 2'den 3'e kadar 5 dakika, 3'ten 4'e kadar 5 dakika vardır. Böylece 1 saat 60 dakika olur. Yani bu 5'leri tek tek saydığımda 1 saatte 60 dakika vardır diyebilirim. Biliyorsunuz baykuşumuz her zaman bize çok önemli bilgiler veriyordu. Saati akrep gösterir demiştik. Dakikayı ise yelkovan gösterir. Akrep kısa olan çubuğumuzdu. Yelkovan ise bizim uzun olan çubuğumuzdu. Kısa olan çubuğumuz, akrebimiz, bizim saatimizi gösterirdi. Yelkovanımız ise bizim dakikamızı gösterirdi. Yelkovanın her ilerlediği bir çubuk aslında bir dakika demekti. Ve iki sayı arasında 5 çubuk olduğu için iki sayı arası 5 dakika demiştik. Devam edelim.
Evet, aşağıdaki saat modellerini ve saatlerin okunuşlarını inceleyelim. Çocuklar, saat öğleden önce 8 baktığımızda akrebin 8'in üzerinde, yelkovanın ise tam 12'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Tam saatlerde yelkovanımız her zaman 12'nin üzerinde olurdu. Ve saat akrep kaçtaysa saati akrebe bakarak okuyabiliyordum. Evet, burada saat akrebimiz 8'in üzerinde olduğu için saat 8 diyebilirim. Çünkü yelkovanım tam saat, yani 12'nin üzerinde. Evet, ikinci örneğime bakıyorum. İkinci örneğimde akrebim 10'da, yelkovanım ise 3'ün üzerinde. 10'u 15 geçiyor. 12'den 1'e kadar 5 dakika, 1'den 2'ye kadar 10 dakika, 2'den 3'e kadar 15 dakika geçtiği için 10'u 15 geçiyor şeklinde okuyabiliyorum. Bunu aynı zamanda nasıl okuyabilirdim? Eğer yelkovan 3'ün üzerindeyse 10'u çeyrek geçiyor şeklinde okuyorduk çocuklar. Evet, bakalım 3. örneğimize. Akrep 9'u biraz geçmiş ve yelkovanım tam 6'nın üzerinde. Eğer uzun çubuğum yelkovanım 6'nın üzerindeyse bu saat buçuklu bir saatte çocuklar. Saat kaç buçuk olabilir? Hemen akrebime bakıyorum. Akrebim 9'u geçtiği için saat 9 buçuk şeklinde okuyorum. Ya da 9'u 30 geçiyor. Peki bu 30 nereden geldi? Dakikadan geldi, değil mi çocuklar? 5 dakika, 10 dakika, 15, 20, 25 ve 30 dakika. Yani 9'u 30 geçiyor da diyebilirim. 9,5 da diyebilirim. Yelkovanın 6'nın üzerinde ise buçuklu bir saattir bu. Diğer örneğimize bakalım. Burada akrebin 11'i geçmiş, 12'ye yaklaşmış ve yelkovanım ise 9'un üzerinde. 3'ün üzerinde ise çeyrek geçiyor diyordum. 6'nın üzerinde ise buçuklu bir saatti. 9'un üzerinde ise eğer arkadaşlar çeyrek var şeklinde okuyorum. Bu saati okurken 11'i 45 geçiyor diyebilirim. Çünkü 45 dakika geçmiş 12'den sonra. Ya da saat 12'ye yaklaştığı için 12 çeyrek var diye de okuyabilirim. Yelkovanın 9'un üzerinde olduğu için. Evet, diğer örneklerimize bakalım. Evet, burada hemen yelkovanıma baktığımda 12'nin üzerinde olduğu için bu demek ki bir tam saat diyorum. Akrebime bakıyorum, 7'yi gösteriyor. Demek ki saat 7. Hemen buraya bakalım. Akrep 8'i gösteriyor ve yelkovanım 3'ün üzerinde ise nasıl okuyorum? 8'i çeyrek geçiyor diye okuyabilirim. Öğleden sonra dediği için ben bunu yazarken 8.15 diye yazamam. Öğleden sonra akşam saati demek ki. O yüzden 20.15 şeklinde yazıyorum. Öğleden sonra saat 16.30. Evet, eğer yelkovanın 6'nın üzerindeyse arkadaşlar 30 dakika geçmiş demekti. Ya 4.5 şeklinde okuyorum ya da 4'ü 30 geçiyor şeklinde yazabilirim. Buraya bakalım. Öğleden sonra dediğine göre demek ki bu bir sabah saati değil, akşam saati. Saat 6'yı geçmiş ve yelkovanım 9'un üzerinde. Demek ki saat 18.45. Evet, bunu nasıl okuyorum? Çocuklar, öğleden sonraki saatleri, öğlen saat 12'den sonraki saatleri tek tek 12'den sonra saymaya devam ediyorum. Öğleden sonra saat 1'i gösteriyorsa 13, 2'yi gösteriyorsa 14, bir dakika, 2'yi gösteriyorsa 14, öğleden sonra saat 3'ü gösteriyorsa 15, 4'ü gösteriyorsa 16, 5'i gösteriyorsa 17, 6'yı gösteriyorsa 18, 7'yi gösteriyorsa 19, 8,
20. 9'u gösteriyorsa saat 21 demek. 10'u gösteriyorsa 22 demek. 11'i gösteriyorsa 23 demek. Ve gece yarısı saat 12 olması artık dijital saatte ben bunu 00 olarak görebilirim arkadaşlar. Dijital saatlerde öğleden sonraki saatlerimiz 13, 14, 15 şeklinde devam ediyor. Ve bizler de öğleden sonraki saatleri yazarken eğer akşam saat 7'yi gösteriyorsa 19.00 diye yazıyorum. Ama sabah saat 7'yi gösteriyorsa 07.00 diye ifade edebilirim. Ama öğleden sonra dediği için burada demek ki akşam saat 7'den bahsediyor. O yüzden saat 19.00, saat 7 diye söyleyebilirim. Ama yazarken saat 7 yazarsam sabah saatini anlarız. Ama akşam olduğu için 19.00 diye yazmam gerekiyor çocuklar. Evet, baykuşum bana önemli bir bilgi veriyor. Ne diyor? 1 saat 60 dakika olduğu için yarım saat 30 dakika, çeyrek saat ise 15 dakikadır. Evet, biz burada zaten her sayı arası 5 dakika demiştik, değil mi çocuklar? 5, 10, 15. Zaten 15 dediğimde saat yelkovanın 3'ün üzerinde olması lazım. 20, 25, 30. Buçuklu saat 30'du. 35, 40, 45 diyorsa çeyrek vardı. 50, 55, 60. Gördüğünüz gibi 1 saat 5'er 5'er saydığımda 60 dakika demekti. Yarım saat 30 dakika demekti. Çeyrek saat ise 15 dakika demekti. Eğer bir kişi size çeyrek dakikan var diyorsa 15 dakikan vardır. Yarım saat sonra buluşalım diyorsa 30 dakika sonra buluşacağız demektir. Bir saat sonra görüşelim dediyse 60 dakika sonra görüşeceğiz demektir. Evet, burada bizden aşağıdaki kutuların içinde verilen saatleri model üzerinde gösterelim. Okunuşlarını altlarına yazalım demişti. Burada 11.00 dediği için öğleden önceden bahsediyor. Öğleden sonra olsaydı 23.00 derdi. Öğleden önce saat 11'i göstermemizi istedi. Ve ben sizler için bunu önceden hazırladım. Akrebim 11'i gösterecek. Tam saat olduğu için yelkovanım da tam 12'nin üzerinde olacak arkadaşlar. Burada 14.15'i göstersin saatimiz dedi. 14.15, 15 dakika demek yelkovanımın 3'ün üzerinde olması demekti. 14 dediği için demek ki bu artık öğleden sonraki bir saat. 2'yi çeyrek geçiyor şeklinde okuyabilirim. Akrep 2'yi gösterecek. Yelkovan da 3'ün üzerinde olduğu için yelkovan eğer 3'ün üzerindeyse çeyrek geçiyor şeklinde okuyordum. 2 çeyrek geçiyor bu saatim. Evet, 21.30'u göstermemi istedi. Öğleden sonra saat 9.30 demektir bu. Yelkovanım eğer 6'nın üzerindeyse buçuklu bir saatten bahsediyoruz demekti. Buçuk demek aynı zamanda 30 dakika demekti. Burada akrebim 9'u gösterdi. Yelkovanım ise tam 6'nın üzerinde buçuğu gösterdi. 9.30 şeklinde okuyabilirim. Burada saat 08.20 olsun dedi. Sabah saatinden bahsediyor değil mi arkadaşlar? Eğer akşam olsaydı 8'i 20 şeklinde yazardı. Ama sabah olduğu için 08 olarak yazmış. 8'i 20 geçsin dedi. Hemen 12'den sonra 5 dakika 5 dakika saydım. 5 dakika, 10 dakika, 15 ve 20 dakika dediğimde yelkovanın 4'ün üzerinde olması gerektiğini hatırladım. Yelkovanım 4'ü gösterdi. Akrebim de 8'i gösterdi. Okurken de 8'i 20 geçiyor şeklinde okudum. Eğer yelkovanım 5'in üzerinde olsaydı 8'i 25 geçiyor şeklinde okurdum. Yelkovanım 6'ya gelseydi buçuklu bir saat 8.30 diye okurdum. Değil mi arkadaşlar? Devam edelim.
ölçme birimleri arasında nasıl bir ilişki var ona bakalım. Evet, burada ne demiş? Öğretmen sınıfa getirdiği mevsim şeridini panoya asmak için Murat'tan yardım ister. Bizlerin de sınıfında mevsim şeridi var biliyorsunuz. Bir yıl dört mevsimdi ve hemen hemen her sınıfta mutlaka bu mevsim şeritleri üzerinde de ayların yazdığı bir panoda mevsim şeridi olur. Evet, burada da yine bir öğretmen sınıfa mevsim şeridi panosu getirmiş ve asmak için de Murat'tan yardım istemiş. Murat mevsim şeridini asarken zaman ölçme birimleriyle ilgili önceden öğrendiği bazı bilgiler aklına gelir. Murat'ın aklına neler gelebilir, neler gelmiş olabilir düşünelim demiş. Çocuklar, dünyamız güneşin etrafında bir tam dönüş yaptığında bir yıl geçmiş demekti. Bir yılda 12 ay vardı. Neydi bunlar? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Tam 12 ayımız vardı ve bu 12 ay geçerken aynı zamanda da 4 mevsim oluşuyor, değil mi çocuklar? Bir yıl oluşurken aynı zamanda biz 4 mevsimi yaşıyorduk. İlkbaharı, sonbaharı, kışı ve yazı yaşıyorduk. Ve mevsimler nasıl oluşuyordu? Dünyamızın güneş etrafında dönmesi sonucu oluşuyordu. Muhtemelen Murat da bu panoyu asarken mevsimleri aklına getirdi. Bir yılda 4 mevsim olduğunu hatırladı. Bir yılda 12 ay olduğunu hatırladı. Panoyu asarken önceden öğrendiği bilgileri de aslında tazelemiş oldu. Evet, burada bir etkinlik vermiş. Sizler de evde bu takvimi oluşturabilirsiniz. Baykuşum yine bana çok önemli bir not verecek galiba. Çocuklar, bir yılda 52 hafta olduğu için fotoğraf albümünde bebeğin 52 fotoğrafı olur dedi. Neden bunu söyledik? Figen Hanım ile Hüseyin Bey yeni doğan bebeklerin fotoğrafları ile bir albüm hazırlarlar. Bunun için bir yıl boyunca her hafta bebeklerinin bir fotoğrafını çekerler. Şimdi bir hafta 7 gün her hafta bebeklerinin bir fotoğrafını çekiyorlar. Ve ben bir yılda 52 hafta olduğunu önceki senelerden öğrenmiştim. Demek ki bir yıl boyunca her hafta resim çekerlerse albümde toplam 52 hafta olduğu için 52 tane resim olur diyebilirim. Koca bir yıl içinde 52 hafta bulunur. Haftaların her biri 7 günden oluşur. Evet, bir hafta 7 gündür. Bir yılda 12 ayda da toplam 52 haftamız vardır arkadaşlar. Soner Bey marketten aldığı konservenin son kullanma tarihine bakar. Biliyorsunuz bilinçli bir tüketici aldığı ürünlerin almadan önce mutlaka son kullanma tarihine bakardı. Ambalajını tekrardan bir kontrol ederdi. Ambalajı sağlam değilse o ürünü almazdı. Son kullanma tarihi geçmişse eğer o ürünü almaz, oradaki satıcıya mutlaka bunun bilgisini verirdi. Ya da her reklamda gördüğü ürünü bilinçli bir tüketici almazdı, değil mi arkadaşlar? Soner Bey de bilinçli bir tüketiciymiş. Aldığı konservenin önce son kullanma tarihine bir bakmış. Ve konservenin üzerinde şöyle bir not yazıyormuş. Üretim tarihinden itibaren bir yıl. Yani konservenin son kullanma tarihi üretildiği tarihten itibaren bir yıl sonra doluyormuş. Buna göre Soner Bey konserveyi üretildiği günden itibaren kaç gün içinde kullanabilir? Bir yıl kaç gündü? Bunu bize hatırlatmak istiyor aslında. Bir yıl 365 gün 6 saatte çocuklar. Bir yılda yani 12 ayda toplam 365 günümüz vardı. Bir yıl 12 aydı. Bir yılda 52 hafta vardı. Bir yıl 365 gündü. Bir yılda 4 mevsim vardı. Bunlar bizim için çok önemli bilgiler. Evet, dünyamız 365 günde güneşin etrafında bir tur atıyor. Yani dünyamızın güneşin etrafında attığı bir tur
yani başladığı yere tekrardan gelmesi, bir tur atması 365 gün sürüyor. Yani bir yıl sürüyor. Yani 52 hafta sürüyor arkadaşlar. Ve bu süre içerisinde de 4 mevsim oluşuyor. Evet, üçüncü örneğimize bakalım. Öğretmen Burcu'ya bir bilmece sorar. Ve bilmeceyi cevaplaması için 1 dakika süre verir. 1 dakika süre demek ne demekti? 1 dakikada 60 saniye vardır arkadaşlar. 1 saatte de 60 dakika vardır. Burcu'nun bilmeceyi cevaplayabilmesi için 60 saniye süre vermiş öğretmeni. 1 dakikanın 60 saniye olduğunu, 1 saatin de 60 dakika olduğunu unutmayacağız. Evet, yandaki saatte saniye ibresi iki çizgi arasında her ilerlediğinde 1 saniye geçer. Saniye ibresi tam tur döndüğünde 60 saniye geçmiş olur. Yani 1 dakika geçmiş olur. Evet, bakın saatimizin üzerinde akrebimiz var, kısa olan. Yelkovanımız var, uzun olan çubuğumuz. Bir de diğer akrep ve yelkovana göre sürekli hareket halinde olan saniye çubuğumuz var. Saniye ibremiz var. Ve bu saniye ibremiz her iki çizgi arasında giderken aslında birer birer ritmik sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle böyle 60'a kadar saydığımızda 1 dakika geçmiş olur. Ve yelkovanım 12'den 1 dakika ilerlemiş olur. Bir çubuk ilerlemiş olur. Daha sonra saniye ibremiz bir daha 60'a kadar sayarız. Tekrardan 1 dakika geçer. Yani 1 dakikanın içerisinde 60 saniye vardır arkadaşlar. Bu bilgileri hiç unutmayacağız. 2 dakikanın içerisinde kaç saniyemiz olur? 1 dakikada 60 saniye varsa, 2 dakikada da o zaman 2 tane 60 vardır, değil mi? 2 tane 60 saniye, yani 120 saniyedir. Evet, bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki kutulara yanlarındaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y harfi yazalım. Bir yıl 365 gündür. Doğru. Bir yıl 365 gündü. Bir hafta 7 gündür. Evet. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bir hafta 7 gündür. Bir yıl 12 aydır. Doğru. Bir yılda 12 ay vardı. Tekrar edelim aylarımızı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bir yıl 12 aydı. Bir yıl 5 mevsimdir demiş. Yanlış değil mi çocuklar? Bir yıl 4 mevsimdir. İlkbahar, yaz, sonbahar, kıştı. Bir yılda 4 mevsim vardı. Bir yıl 52 haftadır. Doğru. Albüm aklımıza gelsin. Her hafta bir resim çekiyordu ve bir yılın sonunda 52 tane resim olmuştu. Bir saat 70 dakikadır. Hayır. Bir saat 60 dakikadır, değil mi çocuklar? Bir dakika 60 saniyedir. Doğru. Bir ay 60 gündür. Hayır. Bir ay 30 gündür. Bazı aylar 31, bazı aylar 30 gündür. Ama biz problemlerde çözerken bir ayı hep 30 gün olarak alacağız çocuklar. Devam edelim. Evet, olayları oluş sürelerine göre karşılaştırma. Gün içerisinde yaşadığımız olayların hepsi aynı dakika, aynı saat kadar sürmez, değil mi? Bazı işlerimiz yarım saat sürebilir. Bazı işlerimiz ya da bazı etkinliklerimiz 1 saat sürebilir. Bazı etkinliklerimiz 5 dakika sürebilir. Mesela gün içerisinde en çok uykuya vakit ayırıyoruz.
ortalama 7 saat, 8 saat gün içerisinde uyuyorsun. Ama yemek yemeye ise bir sabah kahvaltısına mesela en fazla bir 30 dakikalık zaman ayırıyorsun. Yani yarım saat. İşte gün içerisinde yaptığımız işlerimiz de aslında hepsi aynı süreyi almıyor, değil mi? Hepsini ayırdığımız süreler farklı farklı. Bakalım burada bize nasıl bir örnek vermiş? Hafta sonu Aylin ve Emre aileleriyle sinemaya giderler. Okulda Aylin ile Emre'nin arasında şöyle bir konuşma geçer. Aylin, bizim izlediğimiz film 19.00'da başladı. Yani akşam 7'de başlamış. 21.30'da bitti. 21.30 demek ne demek? Akşam saat 9.30 demek. Şimdi arkadaşlar, film 19.00'da başlamış, 21.30'da bitmiş. Bu filmin ne kadar sürdüğünü bulabilmek için 21.30'dan, bakın buraya önce saati yazıyorum, yanına dakikasını yazıyorum. Bu bitiş saati. Bitiş saatinden başlangıç saatini çıkardığım zaman, ama şuna çok dikkat etmem lazım. Saatle saat alt alta olacak. Dakikayla da dakika alt alta olacak. Bitiş saatinden şöyle yazıyorum. Bitiş. Başlangıç. Sizlerin kalemi benim kalemimden çok daha güzel yazıyor. Sizler kitabınıza çok daha güzel yazacaksınızdır eminim. Bitiş ve başlangıç. Bitişten başlangıç saatini çıkardığımda bu filmin ne kadar sürdüğünü bulabilirim. Benim için önemli olan dakikaları alt alta, saati alt alta yazmam. Sıfırdan sıfır çıktı, sıfır kaldı. Üçten sıfır çıktı, üç kaldı. Noktayı yine aynı şekilde koyuyorum. Birden dokuz çıkmaz. Buradan bir onluk aldım. 11'den 9 çıktı, 2 kaldı. Burada da 1 kalmıştı. Birden 1 çıktı, 0 kaldı. Demek ki bu film 2 saat 30 dakika sürmüştür. Bitiş saatinden başlangıç saatini çıkardığımda filmin ne kadar sürdüğünü bulabilirim arkadaşlar. Aylinlerin izlediği film 2,5 saat sürmüş. Emre ne diyor? Emre, bizim izlediğimiz film 19.00'da başladı, akşam 7'de. 21.00'da bitti. Yani akşam 9'da bitmiş. 7'den 9'a kadar. 7'den 9'a kadar düşündüğüm zaman hiç çıkarma yapmadan 8, 9. Zihnimden düşündüğümde de onların izlediği filmin 2 saat sürdüğünü bulabiliyorum arkadaşlar. Evet, diğer bir örneğimize bakalım. Erdem ellerini yıkarken annesi kum saatiyle süre tutar. Daha temiz olsun diye biliyorsunuz ellerimizi hemen sabunlayıp direkt durulamamamız lazım. En azından içimizden 20 saniye veya 30 saniye saymamız gerekiyor. 20'ye ya da 30'a kadar saymamız gerekiyor. Bakalım annesinin süre tutmak için kullandığı kum saati 1 dakikada dolmaktadır. 1 dakika kaç saniyeydi? 60 saniyeydi. Erdem pazartesi günü kum saati bir kere dolana kadar 1 dakika bir kere yani 1 dakikalık kullanmış. Salı günü ise 2 kere dolana kadar ellerini yıkar. Salı günü kum saatini 2 kere dolduruyor. Yani 2 dakika süreyle elini yıkıyor. Pazartesi günü için ise sadece 1 dakika süreyle elini yıkıyor. Erdem her 2 günde ellerini 20'de yıkamaya başladığına göre Erdem'in pazartesi günü ellerini yıkamayı saat kaçta bitirdiğini bulalım diyor. Pazartesi günü 1 dakika sadece elini yıkamıştı. 20.00'da ellerini yıkamaya başladı. 20.00'a 1 dakika ekleyeceğim. 1 dakikada saat var mı? Yok. O yüzden saat bölümüne sıfırları yazdım. 1 dakikayı yazmak için de sadece en sağ 1'i yazdım. Topladığında 20.01 dakika geçmiş oluyor. Ellerini yıkamayı bitirdiği zaman. Yani saat 8'de başladı. 8'i 1 geçe ellerini yıkamayı bitirdi Erdem.
Salı günü ne yaptı peki? Salı günü kum saatini iki kere çevirmişti. Yani iki dakika yıkamıştı. Yine saat 8'de başladı yıkamaya. 20.00'da başladı. 2 dakika ekleyeceğim. 20.02 şeklinde yazacağım. Yani saat 8'i 2 dakika geçmiş oldu. Ellerini yıkamayı bitirdiğinde. Burada arkadaşlar önemli olan dakikayla dakikayı toplamanız, saatle saati toplamanız. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Eğer topladığım dakika 60'ı geçiyorsa, 1 saat 60 dakikaydı ya, o zaman buradaki 60 dakikayı hop saate 1 saat fazla aktarabilirim. Pazartesi günü, salı günü, pazartesi gününden ne kadar fazla süre elini yıkadı? 2 dakika 1 dakikadan ne kadar fazla? Tabii ki de 1 fazla. Yani 1 dakika daha fazla yıkadı salı günü ellerini. Evet, buraya bakalım. Mert ve Serkan bir deneme sınavına giriyorlar. Sınav 9'da başlıyor çocuklar. Mert'in sınavı saat 10.30'da bitiyor. Serkan'ın ise 10.55'te bitiriyor. Şimdi bir bakalım. Mert ne kadar sürede cevaplamış soruları, Serkan ne kadar sürede cevaplamış? Mert'in sınavı saat 10'da başladı ve 9'da başladı sınavı, 10.30'da bitirdi. Şimdi arkadaşlar 9'dan 10'a kadar 60 dakika geçiyor, 9'dan 10'a kadar 1 saat geçti. Burada elimde 1 saat var. Ama daha sınavı bitmedi. Burada bir 30 dakikam daha var. Yani Mert'in sınavı 1 saat 30 dakika sürmüş. Ben bunu şöyle de bulabilir miydim? Bitiş saati kaç? 10.30. Peki Mert sınava kaçta başlamıştı? 9'da. Saatle saati, dakikayla dakikayı alt alta yazsam ve çıkarsam, Mert'in sınavının ne kadar sürdüğünü bu şekilde çıkarma yaparak da bulabilirim. Zihnimden hemen saati gözümün önüne getirip 9'dan 10'a kadar kaç saat geçiyor? 1 saat geçiyor. Bir de burada buçuğum var. 30 dakika demekti buçuk. Buçuk da orada var. Yani 1 saat 30 dakikayı zihnimden düşünemediysem eğer, o zaman hemen işlem yapabilirim, çıkarma işlemi. Bitiş saatinden başlangıç saatini çıkaracağım. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 3'ten 0 çıktı, 3 kaldı. 0'dan 9 çıkmaz. 10'dan 9 çıktı, 1 kaldı. Buradan da 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. Demek ki Mert'in sınavı 1 saat 30 dakika sürmüş. Yani 1,5 saat. 30 dakika aynı zamanda buçuklu da okunuyordu, değil mi arkadaşlar? 60 dakika zaten 9'dan 10'a kadar giden zaman 60 dakika. 30 dakikada buçuklu zamandan kalan vardı. Yani toplam 90 dakikam var. 90 dakikada arkadaşlar 1,5 saat demek. Yani 1 saat 30 dakika 90 dakika demektir. Maçlar da zaten 90 dakikadır, değil mi? 1,5 saattir. Pekala. Evet, burada da yaptığımız işlemi anlatıyor. Serkan'ın zamanına bakalım. Ne kadar sürmüş sınavı? Serkan'ın sınavı da saat 9'da başlamıştı ve 10.55'te bitmişti. Şimdi şöyle de düşünebilirim. 9'dan 10'a kadar 60 dakika geçti. Yani 1 saat geçti. Bir de burada 55 dakikam var. Tam 60 dakika olmadığı için onu buna aktaramıyorum. Burada 60 dakikam olsaydı hop aktarırdım, 2 saat sürmüş derdim. Ama 60 dakika olmadığı için Serkan'ın sınavı 1 saat 55 dakika sürmüş diyebilirim. İşlemle nasıl bulurum öğretmenim? Bitiş saatim kaç? 10.55. 10.55'ten başlangıç saati 09'u çıkaralım. Dakikayla dakikayı alt alta yazdım. Saatle de saati alt alta yazdım. Evet. Burada da işlem yaparak da 1 saat 55 dakika sürdüğünü bulabilirim çocuklar.
Demek ki Serkan'ın sınavı cevaplaması Mert'e göre daha uzun sürmüş. Belki de Serkan daha temkinli bir çocuktur. Mutlaka bitirdikten sonra tekrardan kontrol etmiştir. O yüzden uzun sürmüştür, değil mi? Evet, burada da yaptığımız işlemi anlatıyor. Burada Serkan'ın sınavı 1 saat 55 dakika sürmüştü çocuklar. Mert'in sınavı 1 saat 30 dakika sürmüştü. Arada ne kadar fark olduğunu bize sorarsa Serkan'ın süresinden 1 saat 55 dakikadan Mert'in süresini çıkardığında aralarındaki farkın 25 dakika olduğunu bulabilirim. Yani Mert 25 dakika önce bitirmiş. Serkan 25 dakika sonra bitirmiş. Daha geç bitirmiş diyebilirim. Evet, burada da problemler vermiş. Bu problemleri defterinize güzelce yazıp çözebilirsiniz arkadaşlar. Örnek yapalım. Murat ile Merve sabah saat 07:00'da egzersiz yapmaya başlarlar. Saat 8:30 olduğunda egzersizlerini bitirirler. Buna göre Murat ile Merve'nin egzersiz yaparak geçirdikleri süre ne kadardır? Aradaki süreyi istediğinde nasıl yapardım? Ya zihnimden 7'den 8'e kadar 1 saat, 30 dakika da orada var. 1 saat 30 dakika geçmiş diyebilirim. Ya da ne yapıyordum? Bitirdikleri saat 8:30. Başladıkları saat 7. 8:30'dan 8:30'dan 07:00'ı çıkardığımda 1 saat 30 dakika egzersiz yaptıklarını bulabilirim arkadaşlar. Evet, Orhan arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynamaya gitmiştir. Maç 18:30'da yani 6:30'da başlayıp 80 dakika sürmüştür. Buna göre maç saat kaçta bitmiştir? Çocuklar, 80 dakika saat olarak yazmak istersem 1 saat 60 dakikaydı. 80 dakikanın içindeki 60 dakikayı aldım, onu 1 saat olarak yazdım. İçindeki 60 dakikayı alınca, yani 80'den 60'ı çıkarınca kaç dakika kalır geriye? 20 dakika. 60'ı 1 saat olarak yazdım. Geriye kalan 20'yi de 1 saat 20 dakika şeklinde ifade edebilir miyim 80 dakikayı? Edebilirim. O zaman ben bunu hesaplarken maç saat 18:30'da başladığına göre 18:30'a, hani burada saat olarak yazmıştı ya, o yüzden dakikayı saate çevirdim kolay toplayabileyim diye. 01:20, yani 1 saat 20 dakikayı eklersem saat kaç olur bakalım. 00 daha 0, 32 daha 5, 81 daha, araya noktamı koyuyorum, 9, 10 daha 1, 19:50. Maçın bitiş saati arkadaşlar 19:50. Yani saat 8'e 10 var şeklinde okuyabilirim. Bakalım. Evet, burada da aynı şekilde yapmış. 80 dakikayı önce saate çevirmiş. 80 dakikanın içerisinde 1 saat var. Bir de 20 dakika var. 1 saat 20 dakikayı da 18:30'da topladığında maçımızın saat 19:50'de bittiğini görebiliriz arkadaşlar. Burada ne diyor? Kübra ve Metin bir toplantı için Bolu'dan Ankara'ya giderler. Kübra otobüsle, Metin ise kendi aracıyla saat 14:00'da yola çıkmışlar. Yani saat öğlen 2'de yola çıkmışlar. Metin Ankara'ya vardığında saat 16:20'yi gösterir. Kübra Metin'den yarım saat sonra Ankara'ya vardığına göre Kübra'nın yolculuğu kaç saat sürmüştür? Evet, burada hemen bakalım. 16:20 Metin'in Ankara'ya vardığı saat. Metin Bolu'dan saat kaçta çıkmıştı? 2'de. Yani 14:00'da çıkmıştı. 16:20'den 14'ü çıkardığımda Metin'in yolculuğunun 2 saat 20 dakika sürdüğünü görebiliyorum.
Kübra'nın yolculuğu, Metin'in yolculuğundan yarım saat daha fazla sürdüğüne göre 2 saat 20 dakikaya, yarım saat demek ne demek? 30 dakika demek. 30 dakikada saat olmadığı için 00 yazdık. 2 saat 20 dakikaya, yarım saate eklediğimde Kübra'nın yolculuğunun 2 saat 50 dakika sürdüğünü bulabilirim çocuklar. Pekala. Kübra'nın yolculuk süresinden yani 2 saat 50 dakikadan Metin'den fazla yolculuk yaptığı süreyi çıkardık. Böylece Metin'in yolculuk süresini bulduk. Kübra 2 saat 50 dakika yolculuk yapmıştı. Metin ondan yarım saat önce gitmişti. Burada sağlamasını yapıyoruz. Metin'in 2 saat 20 dakika yolunun sürdüğünü zaten öncesinde bulmuştuk. Burada da tekrardan Kübra'nın saatinden Metin'in daha az gittiği saati çıkardığımız doğru yaptığımı sağlamasını görebilirim. Evet, bölüm değerlendirmemize bakalım. Saatlerin okunuşlarını altlarına yazınız dedi. Evet, burada bakıyorum. Akrebim 3'ü gösteriyor. Yelkovanım 12'de. Yani tam saat. Demek ki bu saatin öğleden sonra dediği için 15.00. Yani saat 3 diye okuyabilirim. Evet, burada öğleden önce demiş. Demek ki öğleden önce olduğuna göre gece yarısından bahsediyor. Saat henüz 2.30'u yeni geçmiş. Buçukta saatim tam 30 olarak okunurdu. 35.40. Saat 2'yi 40 geçiyor arkadaşlar. 30'dan sonrasını 5'er 5'er yine arttırarak sayıp dakikanın kaç olduğunu bulabilirdim. Buraya bakalım. Öğleden sonra dediği için yine akşam saati demek ki. Saat 10'u gösteriyor. Akşam saati olduğu için 22 olarak yazdım. Nasıl olurdu bu? 12'den sonra, öğleden sonraki saatleri 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 diye okuyordum. Öğleden sonra dediği için 10'u 22 olarak yazdım. 10'u kaç geçiyor? 5, 10. Saat 2, Yelkovan 2'nin üzerinde olduğu için 10'u 10 geçiyor. Yani 22, 10. Eğer öğleden önce olsaydı sabah saati olurdu. O zaman da 10, 10 yazardım arkadaşlar. Evet, bakalım aşağıdaki zaman ölçülerini uygun şekilde eşleştiriniz demiş. Çocuklar, bir yıl kaç haftaydı? Bir yıl 52 haftaydı. Bir dakika kaç saniyeydi? Bir dakika 60 saniyeydi. Bir ay problemlerde 30 gün olarak ele alınırdı. Bir gün 24 saattir çocuklar. Bir saat ise 60 dakikadır. Burayı bize şaşırmamız için yazmış. Evet, aşağıdaki problemleri de defterinize güzelce yazıp çözebilirsiniz. Evet çocuklar, bu videomuzda burada bitiriyoruz. Diğer bir videomuzda da paralarımızla devam edeceğiz. Hoşça kalın.